Ufak ile Tefek. Görkem Kantar Arsoy. Ufak, kısa boylu, sıska, çelimsiz bir çocuktu ve neredeyse her şeyden korkardı. Korkulmayacak şeylerden bile. Düdüklü tencerenin ve rüzgarın sesinden, cam fanustaki balıktan, sivrisineklerden, canavarlardan, devlerden, cadılardan ve daha nicelerinden. Neden var? Korkuyormuş hep. Ufak'ın zamanı hep korkmakla geçmiyordu tabii. Çok severek ve hiç korkmadan yaptığı uğraşları vardı. Özellikle deney yapmayı çok severdi. İş deneye gelince cesurca her şeyi karıştırır, birbirine katar, her yere bulaştırırdı. Senmiş yani Ufak. Bir gün çok şiddetli yağmur yağdı. Toprak vıcık vıcık oldu, solucanlar toprağın üstüne çıktı. Ufak yağmurun dindiği ilk saniyelerde bahçesinde deney yapmaya kalkıştı. Çamur birikintisinin içine kırmızı oyun hamurlarını kattı. Sonra biraz tuz, azıcık biber, çokça şeker ve daha neler neler. Ufak ve arkadaşları beklemeye başladılar. Ne bekliyorlardı bilmiyorlardı. Ben Ufak Tefek'im. Derken çok şaşırtıcı bir şey oldu. Yavaş yavaş kahverengimsi bir şey yükselmeye başladı topraktan. Hepsi hayretle izlemeye devam etti. Sonunda kahverengimsi şey oldu mu sana küçük bir canavar? Biçimsiz bir kafası, küçücük düğme gibi gözleri. Neden biçimsiz bir kafası? Domatese benzer bir burnu vardı. Burnu da hamurdandı. Ufak öyle biçimsiz hale getirmiş onu, deney yapıyordu ya. Tabii söz konusu canavar olunca bir kıyamettir koptu. Onu gören, sesini duyan çocuklar kaçıştı. Ama Ufak canavarın önünde öylece dona kalmıştı. Yaratık. Hay, ne haber dostum? Tanıştığıma memnun oldum. Bendeniz canavar Tefek, dedi en sevimli sesiyle. Canavar Tefek. Bir yandan da üzerindeki toprak kalıntılarını silkeliyordu. Ufak tepeden tırnağa titriyordu. Hemen elleriyle gözlerini kapadı. Korktuğu zaman bunu hep yapardı. Ve gelişi güzel söylenmeye başladı. Ben çok korkarım canavarlardan. Arkadaşlarım da zaten kaçtı. Hemen toz ol ortadan. Ufak konuşmasının sonunda ellerini gözlerinden çekmişti. Canavar Tefek, hiçbir yere gitmem ben bir kere. Toz da olamam zaten. Ayrıca ben canavarların en sevimlisi. Yoktur benden neşelisi, diye başladı anlatmaya. Tefek anlattı, anlattı, anlattı. Konuştu, konuştu, konuştu da konuştu. Ufak, öf, ne de çenesi düşükmüş. Üstelik korkulacak bir şey de yokmuş diye düşünürken derinden gümbür gümbür gelen bir sesle irkildi. Gurr, gurr. Yer sarsıldı, kuşlar kaçıştı. Bu ses de ne? Diye kekeledi Ufak. Karnım çok acıktı da. Korkudan bembeyaz kesilen Ufak, işte şimdi sonum geldi, dedi içinden. Neredeyse aklı başından gidecekti. Ufak cesaretini son bir kez toplayıp titrek sesiyle, yani şimdi beni mi yiyeceksin, diye sordu. Asla, çocuk yemem ben. Sadece poğaça severim. Ufak Tefek'in poğaça sevdiğini duyunca rahatlamıştı. Kocaman bir ah çektikten sonra, istediğin poğaça olsun yeter. Beni takip et, dedi. İkisi birden Ufak'ın ağaç evine doğru gitmek üzere yola koyuldu. Kelebekler, kuşlar ve yolun şaşırmış birkaç arı yol boyunca bu ikiliye eşlik etti. Tefek o kadar neşeliydi ki yolda giderken taklalar atıyor, elleri üzerinde yürürken ayaklarıyla havada makas yapıyordu. Neden elleri üzerinde yürüyormuş? Çok akrobatikmiş. Her şey güzeldi güzel olmasına ama Ufak'ın aklını karıştıran bir sorun vardı. Bu vakitte sokakları dolduran arkadaşlarından hiçbiri gözükmüyordu ortalarda. Belli ki korkuları hala geçmemişti. Ufak ile Tefek sonunda ağaç eve geldiler. Ağaç ev çok güzeldi. İçinde neler neler yoktu ki? Ufak'ın şişe kapı koleksiyonu, fenerler, kozalaklar, büyüteçler, deney malzemeleri ve kitaplar. Burası harika bir yer, dedi Tefek. Ama karnı o kadar açtı ki hiçbir şeyle ilgilenmeden doğruca poğaçalara daldı. Tefek bir tepsi poğaçayı birkaç saniyede yuttu. Üstüne de kutu kutu sütleri lıkır lıkır içti. Tefek karnı doyduktan sonra etrafı incelemeye koyuldu. Meraklı bir kedi gibi orayı burayı karıştırırken gözüne bir kitap ilişti.
Kitabın kapağında kendine benzeyen bir resim vardı. "Aa, benimle ilgili bir kitap," diye seslendi ufağa. "Hadi bunu oku bana." Ufak bu korkunç kitabı okumak istemiyordu. Ama baktı ki tefek rahat vermeyecek. Homurdana homurdana başladı okumaya. Neden homurdana homurdana? İşine gelmemiş, hoşuna gitmemiş bu durum. Homurdanmış, yapmış. Canavarlı kitap neredeyse tefeği bile korkutmuştu. "Şimdi anladım çocukların neden kaçıştığını. Bu kitaptaki hırçın canavar yüzünden. Ama ben öyle değilim ki," diye iç geçirdi tefek. "Haklısın, üzülme sen. Bir yolunu bulup arkadaşlarıma anlatırız senin ne kadar neşeli ve iyi kalpli bir canavar olduğunu," dedi ufak. Sonra ufak ile tefek parka gitti. Beraber salınca tahterevalliye bindiler. Tefek arılar ve kuşlarla yakalamaca oynarken ufak uzakta birbirlerine top atan tilki, kirpi ve kediyi fark etti. Birkaç güne yapılacak sihirli cambazlar gösterisine hazırlanıyorlardı. Ufak arkadaşlarına düşünceli düşünceli bakarken aniden aklına parlak bir fikir geldi ve hemen Tefek'e seslendi. "Ne yapacağımızı buldum. Gel benimle Tefek." Ufak ile Tefek onların yanına gitti. Ufak "Kolay gelsin arkadaşlar" deyip her şeyi başından sonuna kadar olduğu gibi anlattı. "Ne olur yardım edin bize," dedi. Kirpi "Yardım etmek isteriz ama ne yapabiliriz ki?" diye sordu. Ufak "Benim bir fikrim var. Tefek muhteşem bir akrobattır. Gösterinizde yer alabilir mi?" diye ricada bulundu. Bu arada Tefek havada iki takla attı, ardından kuyruğunun üstünde zıpladı ve daha neler neler yaptı. Tilki, kirpi ve kedinin gözleri hayretle büyüdü. "Oldu bu iş," dedi tilki. "Hadi başlayalım çalışmalara," diye önerdi kirpi. Tilki, kirpi, kedi ve ufak ile Tefek kasabanın uzak bir köşesinde 3 gün boyunca gece gündüz çalıştılar. Provalarda fark ettiler ki Tefek gerçekten çok iyi bir akrobat. Yalnız birazcık da sakar. Sonunda gösteri günü gelip çattı. Alacakaranlıkta bütün çocuklar biraz tedirgin halde yerlerini aldı. Kirpi açılışı yaptı. Kedi sihirli şapka numarasını yaptı. Babum! Olacak şey değil. Kedi şapkanın içinden tavşan yerine kimi çıkardı dersiniz? Tefeği çıkardı çıkarmasına ama Tefeğin ayağı kaydı. Tepe taklak yere düştü. Çocuklar korkmaya vakit bulamadan Tefeğin sakarlığını önce şaşırıp sonra da alkışlamaya başladı. Neden? Çocukların alkışlarıyla morali düzelen Tefek hemen ayağa kalktı. Kollarına tilkiyle kediyi çıkardı. Sonra da ipin üstüne zıpladı. Kedi çocukların üzerine yıldızlar yağdırdı. Ufak, Tefek ve Kirpi topların üstünde topaç gibi döndüler. İp atladılar, topları havaya atıp tuttular. Gösteri biter bitmez çocuklar, "Yaşasın sihirli cambazlar, yaşasın canavar Tefek" diye dakikalarca bağırdı. Ufak ile Tefek gerçekten çok mutluydu. Planları işe yaramıştı. O günden sonra Tefek, Ufak ve bir sürü yeni arkadaşıyla kasabada yaşadı. Birlikte doyasıya oyunlar oynadılar ve sihirli cambazlar gösterisini yapmaya devam ettiler. Kasabanın en cesur çocuğu bellenen Ufak ise hevesle deney yapmayı sürdürürken kim bilir daha ne buluşlarım olacak diye hayal kurup durdu. Sen bir buluş yapsan neyi bulmak istersin? Komik bir canavar ile karşılaşsan ona ne söylersin?